Ülke TV ekranlarından iyi akşamlar. Söz bitmeden programındayız. Haftanın ilk programı. Bugün konuğum HDP Hakkari Milletvekili Sayın Adil Zozani bizlerle birlikte olacaklar. Hoş geldiniz. Neleri konuşacağız kendisiyle? Hoş bulduk. Elbette ki Cizre'deki olayları konuşacağız. Kobani'de bugün önemli bir gelişme oldu ve DEHAŞ'tan temizlendi. HDP'nin baraj kararını ve hala seçim stratejisi neler olacak? Bunları konuşacağız. Bugün bir önemli gelişme de Erbil'de yaşanıyor. Erbil'de bugün bir toplantı var. Önemli isimler Erbil'de. Bunları da konuşacağız. Tekrar hoş geldiniz Adil Bey. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Ya ben öncelikli olarak programa başlarken konu başlıklarımız bunlar ama sizin daha önceki soy isminiz Adil Kurt. Kurt, evet. Kurt olan soy isminizi milletvekili olduktan sonra Zozani olarak değiştirdiniz. Doğru. Bunu belki bilmeyen izleyicilerimiz de vardır. Ben de henüz öğrendim. Bunu sormak isterim. Ne anlama geliyor Zozani? Neden değiştirdiniz? Zozan Kürtçe'de yayla anlamına geliyor. Sondaki i aidiyet ifade ediyoruz. Zozani dediğiniz zaman yaylalı anlamına geliyor. Hakkari bir yayla bölgesi. Biz o yaylalarda büyüdük. Hakkari dediğiniz zaman zaten yaylaları algılarsınız, yaylaları evet. Bilirsiniz. Ben de siyasetten önce uzun yıllar gazetecilikle uğraştım. Kürt edebiyatıyla ilgilendim. Kitaplarınız var. Kitaplarım var. Daha doğrusu bu alanda ne yazdıysam, ne çizdiysem hep herkes Adil Zozani olarak bilir. Çünkü o mahlası kullandım. Siyasete, aktif siyasete milletvekili olarak girmeye karar verdikten sonra en yakınımdaki insanlar bile şaşırdı. Neredeyse 20 yıl sonra Adil Zozani, Adil Kurt olarak görmeye başladı ve kimse alışamadı bu duruma. Ha, herkes sizi zaten Zozani olarak biliyor. Evet, evet. Yakın çevrem, yakın çevremde hatta ailemden bile insanlar, herkes cep telefonları rehberini Adil Zozani olarak kaydetmişti zaten. Beni bilen, tanıyan herkes böyle tarifi biliyordu, öyle tanıyordu. Şimdi 2011'de bir siyasete girince işte resmi soyadı Kurt'tu. Kurt'la girmek durumunda kaldım. Kimse buna alışamadı. Doğrusu bu konuda çok da telkin aldım dediler. İşte madem ki böyle değiştir. Siyaseti, aktif siyasetin içerisinde soyadı değiştirmek ve insanları yeni soyadına alıştırmak çok kolay değil. Bir risktir aynı zamanda. Ama atlattık diyeyim. Alıştı. Peki herkes. Sadece siz mi değiştirdiniz? Mesela baba, aile, akraba. Ben ve çocuklarım. Siz ve çocuklarınız. Evet. Ailemize özgü bir soyadı. Türkiye'de başka yok. Zozani soy ismi sadece sizde mi? Evet. Böyle. Türkiye'de şu anda ben, eşim ve iki çocuğum dışında bu soyadını taşıyan kimse yok. Peki bu aslında mesela ben soy ismi hikayenizin değişmesine ilişkin ufak bir haber vardı. Sizinle alakalı bakarken gördüm. Evet. 90'larda Leyla Zana'nın meclisten apar topar böyle yaka paça çıkartılması ve sizin aradan geçen yıllar içerisinde bir Kürt soy ismini almanız. Dedim herhalde yani Türkiye'de nelerin değiştiğinin en güzel örneklerinden, belki hani süreci göstermesi açısından da önemli bir gösterge ya diye düşündüm. Çok kişi bu konuda kendi tercih ettiği bir soy ismi taşımak için müracaatta bulunmuştur Türkiye'de ama ne yazık ki Türkçe bir soy ismi. Ne yazık ki olumlu karşılık alamamışlardır. Kürtçe soy ismi almak istedikleri zaman olumlu bir karşılık alamamışlardır. 12 Eylül öncesinde nüfus kütüklerinde Kürdistan isminin nüfus cüzdan suretlerinde kayıtlı olduğunu biliyoruz Türkiye'de. Evet. Yani nüfus müdürlükleri bir kız çocuğunun bir anne baba tarafından Kürdistan ismiyle kaydettirmek istedikleri zamanda bu olumlu karşılık verilmiş ve kayıtlarda vardır. Mesela Hakkari'de Hakkari Nüfus Müdürlüğü kayıtlarında Kürdistan soyad ismiyle kayıtlı aileler var. Evet, vatandaş var Türkiye'de. Ancak
12 Eylül'den sonra yasaklandı. Biz biliyorsunuz en son işte güncel Urfa'da bir aile çocuklarına Kürdistan ismini vermek istedi. Kürdistan kabul edilmedi. En son Helin yazın denildi. Helin'i de Helin olarak kaydettiler. Çünkü Helin'in eğer Kürtçe alfabe sembollere göre yazılmazsa anlamsızlaşan bir kelime. Bizim Türkçe'de bildiğimiz Helin değil. Helin dediğiniz zaman evet yani şey vardır yani aşıyan bir yuva olarak kuş yuvası olarak bilinir. Türkçe'de böyle geçmiştir Helin ama Kürtçe karşılığı eğer Helin olarak yazarsanız aynı amacına, anlama gelmiyor. Aynı anlama gelmeyecektir. Aynı anlamı vermeyecektir. Dolayısıyla Kürt dilinin gramatik yapısına ve alfabedeki sembollere göre yazılması gerekiyor. Oradaki en'in üzerinde şapka vardır ve o şapkayı koyduğunuz zaman maksat hasıl olur. Mesela ben soyadımı değiştirdiğim zaman birçok işte Kürdi hassasiyetleri gelişkin olan pek çok Kürt vatandaştan şöyle bir tepki aldım. Dedi, madem ki zozan yaptınız, inin üzerine de şapkayı niye koymadın dedi. Çünkü Kürtçe'de i şapkayla okunur, i noktayla okunur. Bu ayrımı bilen insanlar bana hemen o tepkiyi verdiler ya, inin üzerinde niye şapka yok? Ben de diyorum yani kalem elinizde isterseniz nokta koyun, isterseniz şapka koyun. Evet. Çok zor değil. Adil Bey, dün Başbakan Davutoğlu Diyarbakır'daydı. Diyarbakır'daki konuşmasını takip ettiniz mi? Evet. Nasıl buldunuz konuşmasını? Kürtçe öğrenmek istiyorum dedi. Hayatımı, canımı Diyarbakır'a emanet ettim dedi. Ve Diyarbakırlı bir korumasının ismini verdi. Sayın Davutoğlu eğer kendisini Diyarbakır'a emanet etmişse, hayatını Diyarbakır'a emanet ettiyse sağlam ellerdedir. Onu bilmesini arzu ederim. Diyarbakır Anadolu siyasetinin devam edecek dedi. Anadolu siyasetinin merkezidir. Bakın Türkiye'de Anadolu siyaseti dediğiniz zaman ilk akla gelen kentlerin başında Diyarbakır gelir. Diyarbakır'da Diyarbakan unsurlar vardır, hususlar vardır. Sayın Davutoğlu da bu hususları çok iyi bildiği için Diyarbakır'dan böyle bir mesaj veriyor. Tabii ki Diyarbakır'daki mesajları önemsiyorum Sayın Davutoğlu'nun. İnsani, çözüme dönük, reflekslerle demeç vermiş olmasını önemsiyorum. Bunu bir siyasi karşılık bekleyerek yapmadı mı? Bunu bir siyasi karşılık bekleyerek yaptı. Çünkü bir siyasetçi. Çünkü kendisi bir siyasetçi. Başbakan ve bir partinin genel başkanı. Tabii ki oradaki tüm mesajlarının siyasal bir karşılığı mutlaka vardır kendisi açısından. Bu da çok doğaldır. Beklenti içerisinde olmasını da doğal karşılıyorum. Bu konuda karar, tercih tamamıyla Diyarbakır halkınındır. Onun üzerine benim ilave edeceğim çok şey yok. Yaptıklarının karşılığını görecek ki bir sonraki evet. adım için cesaret bulabilsin. İkinci bir nokta, Türkiye'de etnik demokratik yapıdan bizim arınmamız gerekiyor. Etnik aidiyetle demokratikleşme faslı Türkiye'de tutmadı. Bu olmadı. Şimdi farklılıklarımızın tamamını bir arada. Bu etnik aidiyet derken Kurtulmamız partinize yönelik de bir öz eleştirimi. Şimdi biz parti olarak bir etnik siyaset yapmıyoruz. Zaten hep böyle etnik siyaset yapmamız isteniyor. Etnik siyaset yapmadığımız için sürekli birileri bize ya HDP ya da işte takipçisi olduğu diğer siyasi partiler etnik siyaset yapıyor. Bizim aklımıza getirmeye çalışmıyor. Yani bir şekilde bize hatırlatılmak isteniyor. Peki ben de mesela, biz öyle değil. Değil mi? Değiliz. Biz ama neden zaman böyle? Mesela ben de böyle algılıyorum. Baktığım zaman HDP'nin BDP'den mesela HDP'ye dönüşürken Türkiye Partisi projesi önemseydim ama etnik siyaset ve etnik aidiyet Türkiye siyaseti değil misiniz? Türkiye siyaset
siyaseti, hedefi hepten bugüne kadar kuramında olan bir şeydir. Bu dönem daha görünür. HDP bir proje olarak demokratik ulus paradigmasının bir aynası olarak Türkiye toplumun önüne konuldu ve biz daha yüksek sesle bu projeyi dillendirdiğimiz için bugün biraz daha görünür bir pozisyonda. Biz Türkiye'de mağduriyetlere işaret ettiğimiz için sürekli öteki pozisyonda değerlendirildik. Yani düşünün, biz hepimiz işte Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekilleriyiz. Hı hı. Sonuçta her birimiz bir bölgeden, bir şehirden milletvekili seçildik. Ancak mazbatayı aldığımız günden itibaren Türkiye vekilleriyiz. Bir kentin vekilleri değiliz. Ama bize dönük değerlendirmeler yapıldığı zaman biz Türkiye vekilleri olarak algılanmıyoruz. Böyle bir algı şekillenişi var. Biz işte Kürt coğrafyasının vekilleri olarak algılıyoruz. Bizim söylediklerimiz sadece orayla ilgiliymiş gibi bir algı yaygınlaştırıldı ve ben İstanbul'un sorunlarını konuşamayacakmışım gibi bir hava yayıldı. Ama yapmayın Adil Bey, şöyle bir şey, bunu ben de böyle görüyorum. Evet. Şundan dolayı böyle görüyorum ama. Ayrıca bu kötü bir şey de değil. Türkiye'nin bence en aciliyetli çözülmesi gereken sorunlarından bir tanesi Kürt sorunu. Ve bu aidiyet içerisinde siyaset yapmak, politika yapmak ve bu sorunun çözümü için ayrıca bir partinin olması, mecliste olması hiç de böyle hani yatsınacak bir durum değil. Ama evet. Şimdi mağduriyet dediniz, evet. Fakat Türkiye'nin farklı mağduriyetleri de çok söylem olarak HDP'den ses duyuldu mu? Şimdi hani belki algılanır. De en fazla biz dillendirdik de herkes bizden duymak istediğini duydu. Yani bizim milletvekili grubu olarak parlamentodaki çalışmalarımızın %20'si %25'i Kürtlerin yaşadığı bölge ve sorunlarla doğrudan ilintilidir. Hı hı. Yani bizim mesaimizin %25'i, %20'si, %25'i Kürdistan'ıdır diyeyim. Evet. Diğer çalışmalarımızın tamamı Türkiye'dir. Türkiye ile ilgilidir. Yani biz Artvin'deki doğa katliamını da, hı hı. Trakya'daki doğa katliamını da, yer altındaki emekçilerin sorunlarını da, İstanbul'daki yatırım adı altında geliştirilen keşmekeşi de günübirlik siyasetin gündemine taşıyan bir partiyiz. Mesela, bakın ben şey söyleyeyim. Söyleyebilir miyim? Çok buyurun. Özür. Mesela Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi de parti kapatma ile alakalı, işte hani bu yasaydı. Referandum döneminde bu da maddelerden bir tanesiydi. Ve en çok mesela parti kapatılmasının mağduru da BDP. Evet, evet. Niye BDP çıktı orada oy vermedi diyorsunuz? Evet. Bunun mağdurusunuz. Bakın, görüşmeler yapılıyor. Bakın, bu sıkça karşımıza çıkarıldığı için artık söylemek durumunda hissediyoruz kendimizi. Bu yapılabilecek en haksız eleştiridir. O dönemin DTP'si. Demokratik Toplum Partisi. Evet. Sonra kapatıldı. İşte DBP, şimdi HDP. Şimdi OMA ilgili maddeyle ilgili görüşmeler yapıldığı zaman iktidar partisi grup başkan vekilleri ile partide, ben o dönem mecliste değildim ama bu hikayeyi arkadaşlarımızdan çok duyduk ve sonradan meclis kayıtlarına baktık. Görüşmeler yapılıyor. Muhtemel 5 fire bekleniyor AK Parti'den bu maddeye ilişkin olarak. Muhtemel 5 fireye bekleniyor. Güvence olsun diye bizim parti grubumuz 5 milletvekili gidiyor parlamentoda o maddenin oylanmasında oy kullanıyor. Belki, evet, oy kullanıyor. Peki. Ama o AK Parti, kaç milletvekiliniz var? AK Parti'deki vekiller
bir kısmı ki Sayın Erdoğan'ın sonrası bir kısım bizi ihanet etti değerlendirmesi var ama kimse o değerlendirmenin niye dair yapıldığını kimse sormuyor. Hı-hı. Hep bu konuda yapıldı. O dönem bizim parlamentoda 21 vekilimiz vardı. 21 milletvekilinin tamamı mesela oy verseydi niye 5? İhtiyaç o kadarıyla kurtarıyorlar ama o yüzden. Ama ihtiyaç değil ki hani burada daha büyük bir bakın, sonuç çıkmış olsa zaten, oylamada daha iyi olmaz mı? Nihayetinde biz o paketin belirli maddelerine muhalefet ediyorduk ki bugün iktidar da mesela HSYK'ya ilişkin düzenlemeler itibariyle iktidar partisi de bugün biz evet o gün yanlış yaptık dedi. Evet. Meclis kayıtlarında arşivlerinde vardır. Evet. O dönem parti sözcülerimiz kürsüyü kullanırlarken. Siz de mesela bu özeleştiri yapıyor musunuz? Yanlış yaptık. Bizim öz eleştirilik bu durumumuz söz konusu değil ki orada. Biz birçok konuya diyor çıkıyoruz. 5 milletvekili değildi. 20 tane milletvekili. AK Parti'den daha fazla fire çıkacağını arkadaşlarımız tahmin etmediler. Kendileri de zaten bu kadar fire bekliyorlardı. Yani mecliste her şey kürsüden ibaret değildir. Siyaset kürsüden ibaret değildir. Ben sadece görüşmeler oluyor. Konuşuyoruz bu görüşmeler esnasında yani tahmin edilen edilen fireden daha fazla bir sayıda arkadaşlarımız gidiyorlar. Orada olumlu oy kullanıyorlar. Ama sonra da AK Parti'deki fire biraz daha fazla. O biraz daha şeydir. Yani ben emin olun bakın. DTP'li o zaman 5 değil de 21 milletvekili 21 milletvekili gitseydi sandıkta oy kullansalardı o şeye düzenleme ilişkin mecliste 21 milletvekili oy kullansaydı bu AKP'deki fire fire 22 olurdu. Yine çıkmayacaktı orada. Çünkü o çok bize karşı daha sonra siyasetten kullanılmak istenen bir argüman yaratılmak istendi orada. Ama keşke mesela şöyle 21 milletvekili de oylamış olsaydı da AKP'deki 22 olsaydı. Onları tartışmış olsaydı. Yani gene tartışır mıydık bilmiyorum ama sonuçta bugün buraya geldik. Mesele yani artık Türkiye'de parti kapatılsın mı kapatılmasın faslının çok ilerisi bir noktaya geldi. Evet. Yani şimdi çok iyi biliyoruz yani eğer Türkiye'de negatife şartlanmış yasal düzenlemeler yapılmak isterse bir gece yetiyor yani şimdi çok şey yapılıyor bir gecedeki oylamalar esnasında bir yine yapılırdı yani şu anda bizim bütün derdimiz davamız Türkiye'yi pozitif gelişmelere adapte etmediğimizdir. Türkçe öğrenmek zor mudur kolay mıdır? Türkçeden Kürtçe'yi öğrenmek zor. Çünkü Kürtçe Hind Avrupa dil grubunda bir dil, gramatik yapı itibariyle Hind Avrupa dil grubunun özelliklerini taşıyan önden ve sondan eklemeli dil grubudur. Bunu özellikle vurgulamak istedim. Çünkü dünya edebiyatında klasik yaratan diller önden ve sondan eklemeli diller grubudur. Rus edebiyatı, Fransız edebiyatı, Alman edebiyatı, İngiliz edebiyatının klasikler üretmesinin esprisi budur. Kürtçe böyle bir dildir. Ama Sayın Davutoğlu açısından zor olmayacak. Çünkü İngilizce biliyor. İngilizcenin gramerine hakimdir. Kürtçeyi öğrenir. Ben fırsat bulamadım. En son yazdığım romanı da imzalayarak eğer kendisi de kabul ederse kendisini göndereceğim. Kürtçe romanı, evet. Peki öğretme konusunda bizi aşar zaten kendisi diyor ki çok iyi bir gramer kitabı edindim diyor. Bu ne anlama geliyor bilmiyorum ama çok iyi, çok güçlü bir gramer kitabı elimde var dedi. Bu biraz muhtemelen Larger Lescott'la Celal Edvedir Han'ın birlikte yazdığı gramer kitabıdır. Tavsiye ederim. İstanbul Kürt Enstitüsü'nün de bu konuda çok güçlü gramer çalışmaları, ayrıca sözlük çalışmaları var. Herhalde İstanbul Kürt Enstitüsü'nde bu söylediklerimizden bir kendi paylarına bir mesaj alırlar. Eğer bir kendi çalışmalarından bir set oluşturup Sayın Davutoğlu'na gönderirlerse
çok makbul olur. Davutoğlu da bunlardan yararlanır. Hinker diye bir çalışmaları vardır. Hinker. İlk evet. Eğitici. Eğitici. 3 seviyeye kadar geliştirdikleri bir gramer çalışmasıydı, ders kitabıdır. Sayın Davutoğlu'na çok katkı sağlayacaktır ama ben bilinçaltında daha Kürtçenin kendi onların nazarında yani gerçekten bir edebiyat dili, bir bilim dili kategorisinde olmadığına dair bir hissiyata kapıldım. Nereden böyle bir hissiyata kapıldım? Sayın Davutoğlu diyor ki, cümlesini ben not aldım, müsaadenizle buyurun, oradan okuyayım. Çok iyi bir Kürt edebiyatı koleksiyonum var. Şimdi edebiyat eserine koleksiyon dendiği zaman iş başka yere gider. Neden? Yani bir sürü var, yok mu? Ya edebiyat eseri vardır mutlaka. Kürtçe. Ama onlar yani o çanak çömlek değildir. Yani bir heykel, fi tarihinde kalmış bir heykel değildir. Koleksiyonunda tutacak onu. Hayır, siz yani koleksiyon kelimesi. Ya da bir medeni para. Bir medeni para değildir onu koleksiyonuna koyacak şeydir. Yani edebiyat eseri eskimeyen bir özelliğe sahiptir. Ne zaman okursanız kendinizi içinde bulacağınız şey vardır. Evet, 16. yüzyılda Memuzin yazıldı. Memuzin yazıldı. Ondan sonra mesela ben bugün bile işte birçok evde Mevlid'de Fakih Teyran'ın Mevlid'ini dinlediğim zaman bizim o medrese eğitimi almış melelerimizden Fakih Teyran'ın Melaibateyn'in Mevlid-i Şerif'ini dinlediğim zaman büyük keyif alıyorum. Biraz daha uzatsınlar, biraz daha sürse diyorum. Yani öyle bir hazla yazılmış eserlerdir. Dolayısıyla sürekli yaşayan eserlerdir. Sayın Davutoğlu dil sürçmesi midir bilmiyorum ama işte edebiyat eserine koleksiyon muamelesi yapmış Kürtler açısından. Ben çok maksadını ifade eden bir kelime olmadığını düşünüyorum. Bence de takılmamak lazım. Yani son dönemlerde belki hani siyaset böyle bir şey. Yani Sayın Davutoğlu yani Ankara'da ya da Yozgat'ta gidip Kürt edebiyatını okuyorum, ilgi duyuyorum, bütün yazılı eserlerini topluyorum demeyeceğine göre, bunu Diyarbakır'da da dediğine göre, başta da ifade ettik, mutlaka da bir siyasal maksat hasıl olduğuna göre onu da artık koleksiyon olarak ifade etmemesini beklerim. Böyle bir beklentimin olduğunu şeyden ayrıca Sayın Davutoğlu'yla bakanlığı sırasında ben de Plan Bütçe Komisyonu üyesi olduğum için pek çok defa komisyon çalışmalarında bir araya gelmişliğimiz var, sohbet etmişliğimiz var. Uzun uzun tartışmış hususlar söz konusu olmuştur. Siyaseten kendisini iyi bildiğim biridir. O nedenle işte böyle ifade ediyor olması hoş olmadı. Evet. Tamam. Peki çözüm süreci ne oluyor? Cizre'de neler oluyor? Üzerine titrediğimiz, sarıp sarmaladığımız bir süreçten bahsediyoruz. Ve iktidarın dile getirdiği bir şey vardı. Hani kamu güvenliğinin sağlanması lazım. Artık anneler ağlamasın. Buna rağmen bölgenin karışıyor olması, bölgede olayların çıkıyor olması nasıl yorumluyorsunuz? Pek çok programda ben bu örneği tekrarladım. Nedir örnek? Çözüm süreci demek asfalt yolda araç sürmek demek değildir. Nedir? Asfalt yola çıkmadı çözüm süreciyle birlikte. Bir tercihte bulundu. Dedi ki biz bu devasa sorunu, bu asırları bulan ve on binlerce insanların, hatta yüz binlerce insanın yaşamına mal olan bir bu sorunu demokratik yol ve yöntemlerle konuşarak çözeceğiz dedik. Bu az buz bir şey değildir. Bunda karar kılmak kolay değildir. Bakın Kürtler açısından Kürt sorunu dediğiniz zaman asgari 1 milyon insan ölümü demektir. Tarihi boyunca.
1 milyondan fazla Kürt yaşamını yitirmiştir. Evet. Ta Abdurrahman Paşa döneminden beri 1806'da Süleymaniye'de Osmanlı'ya karşı ilk direniştir, ilk silahlı direniş olarak tarihe kaydedilmiş. O dönemden beri yaklaşık 200 küsür yıldır sürekli Kürtler bu sorunla cebelleşiyor. Çözmek istiyor. 2013 yılının başlangıcı Kürtler açısından yeni bir alana yönelme anlamını taşıyor. 2013 Nevrozunda Kürtlerin manifesto olarak kabul ettiği Sayın Öcalan'ın mektubu yeni bir yönelişin Mesela ben o mesajdan sonra Nevruz'daydım ben de. O mesajdan sonra ne oldu da şimdi sokakta ne oluyor da sokaklar hala gergin yerleşiyor. Bakın bugünkü siyasetin içerisinde aktif siyasetin içerisinde yer alanların tamamı olağanüstü koşullarda doğup büyüdüler. Bizim kuşak öyle. Bizim kuşak şu anda partiyi idare ediyor. Bizim kuşak Kandil'de siyasetin merkezinde. Anlatabiliyor muyum? Ve sokaktaki kuşak bizden sonra gelen kuşaktır. Olağanüstü savaş koşullarında yetişmiş ve maalesef ön yargılar kalıplaşmış toplumda ya da sokakta. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle şu. Biz başında hükümete de pek çok defa söyledik. Dedi ki bu sürecin iki temel risk alanı var. Bunlardan bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti devlet olarak sorunlarını müzakere yöntemiyle çözecek bir tarihi geleneğe sahip değil. Osmanlı'dan bugüne kadar sorunlar hiçbir zaman müzakere edilerek çözülmemiştir. Tamam ama böyle bir gelenek yok. Ama böyle bir irade gösterdi hükümet. Oraya geleceğim. Tamam. Biz Kürtler olarak da yaralı bir belleğe sahibiz. Şeyh Ubeydullah örneğini ben pek çok defa vermişimdir. Şeyh Ubeydullah örneği şu. Hakkari'de 1880'de Şemdinli'nin Nehri köyünde ayaklanma başlatırken sultan saraydan haber gönderiyor kendisine. Önce şu teklif ediliyor. Şeyh Ubeydullah ailesiyle birlikte ne diliyorsa ben kendisine sağlayacağım ama bu ayaklanmadan vazgeçilsin diyor. Şeyh Ubeydullah buna kani olmuyor. İkinci haber şudur. Müşir Semih Paşa Kayseri'den gidiyor Şeyh Ubeydullah'la görüşmeye. Diyor ki, sultan diyor ki Müslüman Müslümanı öldürmesin, gelsin anlaşalım diyor. Şeyh Ubeydullah da diyor ki ben Allah yolunda takva bir insanım. Eğer sultan Müslümanı öldürmesin diyorsa bana da gidip görüşmek düşer deyip gelip görüşüyor. Şeyh Ubeydullah görüşmede derdest ediliyor. Ve öldüğü güne kadar bir daha doğduğu toprakları göremiyor. Bütün ailesi sürgün ediliyor. Oğlu Şeyh Said ile birlikte Diyarbakır Meydanı'nda dar ağaca çekiliyor. Ki oğlu Kürt Ahali Cemiyeti'nin tarihte bize öğretilen o zararlı cemiyetler faslı içerisinde gösterilen Kürt Ahali Cemiyeti'nin kurucusudur. Kürt Ahali Cemiyeti kurulduğu zaman Balkanlar Osmanlı'ya karşı ayaklanmıştı. Kürt Ahali Cemiyeti'nin o Hevi Hoybün grubunun bir toplantısında karar alınmak isteniyor. Kürtler, Balkanlar ayaklanmışken Kürtler de ayaklansa özgür Kürdistan'ı kurabiliriz deniliyor. Ve Seyit Abdülkadir, Şeyh Ubeydullah'ın oğlu buna karşı çıkıyor. Diyor ki biz tarihimize şöyle bir şey yazdırmayalım. Osmanlılar Müslüman bir millet olarak gayrimüslimlere karşı savaşta iken Kürtler onlara karşı baş kaldırıldı dedirtmeyelim dedi. Ve bir ayaklanma gerçekleşmiyor 1912-1913'te. Bunu söyleyen Şeyh Ubeydullah'ın oğlu da Şeyh Said'le birlikte Diyarbakır Meydanı'nda asıldı. Kürtlerin de böyle bir yaralı belleği söz konusudur.
bir güven problemi var. Bu dolayısıyla hala mı bu hal, bu hal sokağa da şu ya da bu şekilde yansıyor. Diğer önemli husus şu. Biz bu sorunu konuşmaya çalışırken biz bize değiliz. İki parametre değiliz. Yani iki parametrenin bir ortak noktada örtüşmesi sonucu ortaya çıkmış bir şeyden söz etmiyoruz. Evet, Kürt siyaseti iradesel olarak bu sorunu demokratik müzakere yöntemleriyle çözme arzusu içerisindedir. Bunda hiçbir şüphe yok. Hakkı hükümet böyle bir irade koymuştur. Diyor ki bu sorunu müzakere ederek çözelim diyor. Ama göz ardı etmememiz gereken bir husus daha var. O da Orta Doğu coğrafyası üzerinde hepimizin de yaşamını şu ya da bu şekilde şekillendiren uluslararası güç dengelerinin çıkar hesaplarıdır. Bir güçlü parametre olarak da onlara hesaba katmamız gerekiyor. Biz bize değiliz derken bunu mu kastediyorsunuz? Evet, evet. Yani bu parametrenin nerede ne şekilde devreye gireceğini hesaba katmanız gerekiyor. Ölçü biçmeniz gerekiyor. Hükümet ne yazık ki bu konulardaki telkinlerimizi kulak ardı etti. Çok dikkat almadı. Ben de arzu ederim milli ve yerli bir projeyi konuşuyor olmak. Ben de siyaseten arzu ederim. Ama ne yazık ki böyle değildir. Bakın bu sürecin başladığı gün 3 Ocak'ta açıklama yapılıyor. 9 Ocak'ta Paris'in göbeğinde 3 kadın Kürt siyasetçi katlediliyor. Peki Kobani bahane edildi, Diyarbakır karıştı. Şimdi Cizre. Burada mesela yalnız değiliz derken uluslararası dengeler, güçler var diyorsunuz. Evet, mutlaka. Burada var. Mesela şunu söylüyor musunuz? HDP olarak biz sokaktaki işte çıkan eylemcileri ya da sokaktaki Kürt halkını içeriye çekmeye gücümüz yetmiyor. Bu mu? Mesele. Bu mu? Yani mesela. Mesele şu. Nedir? Özü itibariyle sokakta ya da kuytuluklarda fırsat kollayan birilerin sürekli var olduğudur. Hükümet de bunu okumak durumdadır. Kürt siyasetçileri olarak bizler de bunu okumak durumdayız. Birileri sürekli bu süreci sabote etmek için bir yerlerde bekliyor. Ama bu birilerini bekliyor. Bu şimdi şunu diyemeyiz. Şimdi besleyen şöyle bir şey de var ama. Tamam, o kuytularda bekleyen birileri var ama onlara bu fırsatı veren zaman zaman mesela HDP içerisinden Kandil'den gelen açıklamalarda buna zemin hazırlamıyor mu? Şimdi bu hususu siyaseten değerlendirdiğiniz zaman hiçbir zaman mutlak bir tarafa ulaşma şansına sahip değilsiniz. Mesela Altantan demişti ki Diyarbakır'da öz eleştiri yaptı. Şimdi HDP çıkar bir açıklama yapar. Der ki herkes Sayın Demirtaş'ın işte HDP Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklama üzerinden HDP'ye yönelik bir eleştiri geliştiriyor. Ben de şunu söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Antep konuşması yapıldığı zaman ben Kobani sınırındaydım. Mürşitpınar'daydım. Evet. Kobani düştü düşecek açıklamasının ile birlikte esasında sokaklar gergindi. Sokakta birileri vardı. Sokaklar ama, zaten alev topuna tamam, dönmüştü ama, zaten. Selahattin ama şimdi Demirtaş'ın da açıklamaları beslemedi mi? Aynı şey söylüyorum. Yani aynı şey. Bakın derim ki masanın hangi tarafından meseleye baktığınız ilgili bir olaydır. Hadi ben de siyasi kimliğimi bir tarafa koyuyorum. Burada koyuyorum. Birer gazeteci olarak bu meseleyi değerlendiriyoruz. Meseleye hangi cepheden baktığınız önemlidir. Siz oradan bakarsınız, buranın eksiğini görürsünüz. Ben buradan bakarım, karşının eksiğini görürüm. Ama şey bakıp görmeye çalışıyorum. Ama nihayetinde eğer Kobani eylemlerinde 50 vatandaşımız yaşamını yitirmişse ve bu 50 vatandaştan 36 tanesi HDP'li Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise bu olayda eğer bir mağduriyet çetelesi tutulacaksa mağduriyetin büyüğünü HDP yaşadı zaten. Ama sonra yaptığınız açıklamayla da bir anda sokaklar durdu. Biz telkinde bulunduk tabii ki. Yok, telkin başka bir şey ama. Biz asla ve asla HDP asla ve asla Türkiye'de demokratik hak ve özgürlüklerin şiddet argümanı kullanılarak
talep edilmesini arzu etmeyiz. Doğru, bir siyaset tarzı olarak da görmeyiz. Ama birileri sürekli sokağa provokasyon aracına dönüştüreceği heyezanına da kendimizi kaptırıp sokağı kendimize yasaklamayız. Anlatabiliyor muyum? Fark buradan geliyor. HDP, evet, demokratik siyasetin olmazsa olmazlarından bir tanesi sokağı görür. Sokağı, mahalleyi siz doğru işletebilir iseniz, oradaki sinerjiyi siyasetin merkezine taşıyabilirseniz, siyaseti demokratikleştirebilirsiniz. Yoksa öteki yaşta Sultan Saray'da ne bahşetti onu kabul etmek durumundasınız. Ne lütfetti onu kabul etmek durumunda kalırsınız. Yani HDP böyle bir siyaset tarzının sürdürücüsü değildir. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Peki, kısa bir reklam müsaadeniz olursa, bir reklam arası. Sonra Kobani'deki gelişme ve HDP'nin seçim stratejisini konuşalım. Şu baraj konusunda hala ısrarlı mısınız parti olarak girme konusunda? Bunu doğrusu merak ediyorum. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar buradayız. Ülke TV ekranlarında Söz Bitmeden programındayız. HDP Hakkari Milletvekili Adil Zozani'yi ağırlıyorum. Reklamlara giderken Kobani'deki sürpriz gelişmeyi konuşacağız demiştik. Kobani'den DH temizlendi. Ama şimdi mesela oradan gelen kaynaklar deniliyor ki aslında daha erken de temizlenebilirdi ama PYD Zafer'i tek başına, hani başkasına kaptırmamak için biraz ayak diredi. Yani her şekilde mutlaka PYD'ye bir leke bulunacak. Yani o ayrı şey siz var. Nasıl yani Türkiye'de Türkiye'de artık siyasetin alışılık bir refleksi olarak Türkiye değil ama kaynaklar. Ben şey söyleyeyim, nereden gelirse gelsin o ayrı bir şey. Ben bugün 133. günde DAEŞ çetelerinin Kobani'den temizlenmiş olması sadece Kobanili Kürt vatandaşlar açısından değil, bir bütün olarak Orta Doğu coğrafyasında yaşayan herkes açısından yeni bir dönemin başlangıcıdır. Biz başında şöyle bir tespitte bulunduk. Dedik ki Kobani Orta Doğu'nun Leningrad'ı pozisyonuna, Leningrad direnişine dönüşebilir. Böyle bir savunmayla, çünkü PYD hazırlık yaptı ve bunu bize söyledi. Biz burayı bırakmayacağız. Bir kişi kalana kadar biz direneceğiz. Biz mevzimizi terk etmeyeceğiz. Hepimiz ölebiliriz ama burayı terk etmeyeceğiz dediler. O nedenle biz de işte eğer bu olursa 21. yüzyılın büyük kent direnişi olur ve bu direnişin zaferle sonuçlanması demek, evet, Orta Doğu halklarının üç parametre ekseninde yeni yaşama kapı aralaması demektir. Özgürlük, demokrasi ve farklılıkların bir aradalığı. Bu üç parametre ekseninde yeni yaşama kapı aralanmıştır Orta Doğu'nda. Kobani'deki direniş sadece Kobani direnişi değildir. Aynı zamanda Türkiye'yi de koruyan, savunan bir direniş olmuştur. Kobani bu komple direnişin sembol kenti pozisyondaydı ama Kürtler, gerillası peşmergesi, gönüllü milisleri 1500 kilometrelik sınır hattında DAEŞ çetelerine karşı savunma halindeydi. Ta Afrin'den Kerkük'e kadar. Haberleri izlersiniz. İşte Şengal'da, evet, şu oldu, Mahmur'da şu oldu, Kerkük'te şu oldu. Bütün bu direnişin sembol kenti Kobani'ydi ve bugün biz o büyük müjdeli haberi aldık. Kürtler açısından ağır bir bedeli oldu. Pek çok Kürt evladı orada şehadete yürüdü. Ama herkes şunu bilsin ki oradaki zafer sadece onları temsil eden bir zafer değildir.
hepimizi temsil eden bir zafere dönüşmüştür. Buradaki yaşamı da, demokratik yaşamı da bir şekilde emniyet subabı olmuş bir başarıdır orası. O nedenle memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Onunla ilgili olarak oraya ilişkin çok şey vardır. Yani anlatılabilecek pek çok anısı vardır. O direnişin pek çok anekdotu vardır. Ama benim aldığım bir duyumu burada bu direnişin 133. günde zaferinin konuşulduğu bu günde ifade etmek isterim. Mesela PYD eş başkanı Asi Abdullah. 133 gün o direnişin içinde kaldım. 7 Ekim günü 6-7 Ekim günü iki gece ben Mürşit Pınar sınır kapısında milletvekili arkadaşım Faysal Sarı Yıldız ve bir gece de Sayın Ayla Akat orada bize eşlik etti. Zaman zaman İbrahim Ayhan yanımıza gelip gitti ama iki gece, iki gün, iki gece üst üste biz orada bekledik ve bir taraftaki yaralıyı alıp sedyeye koyup bu tarafa getiriyorduk. Yaklaşık o iki günde 200 civarında yaralıya tanıklık ettik ve pek çoğunu biz öbür taraftaki sedyeden aldık, bu taraftaki sedyeye koyduk. Oraya eşlik ettik. Oradaki sağlıkçı, güvenlikçilerle birlikte, güvenlik ekipleriyle birlikte bunu yaptık. Bunlara tanıklık ettik. O zaman Sayın Asi Abdullah'a mesaj gidiyor. Deniyor ki Kobani düşebilir. Bir yol bulup partinin eş başkanı sıfatını taşıdığı için Kobani'den çıkarmak istiyoruz. Mesajı gidiyor. O güne kadar sivil olan Asi Abdullah o gün silahı eline alıyor. Ben de ölüm buradan çıkar dedi. Ve bugün biz onu konuşuyoruz. O inançlı bizi buraya getirdi. Dolayısıyla bunu sadece Kürtlerin hanesine bir artı olarak ifade etmek, tanıklık etmek çok şey değil. Çok bir şey şahsen bize çok şey katmayabilir ama o direnişin onurunu oradaki insanlar bize yaşattıkları için hepsine teşekkür ediyoruz. Sadece bunu ifade edebiliriz. Ne yazık ki biz Türkiye'de bu direnişi konuşacağımız yerde, bu direnişin yaratacağı sonuçları konuşacağımız yerde siyasete günlük iç siyasetin polemiklerine indirgeyerek 6-7 Ekim olaylarına indirgeyerek bunu konuştuk. Ama 6-7 Ekim olaylarını indirgeyerek dediğiniz zaman kötü mü? O çok 6 önemli var. Biraz önce tabii ki yani elbette ki çok çok önemli olaylardı. O olaylar hiç yaşanmayabilirdi. Bakın evet. Efendim burada ilk sizin de söyleyeceğim. Şunu söylemeye çalışıyorum. Hiç yaşanmayabilirdi. Burada benim eksiğim olmuşum. Benim eksiğim. Şimdi Türkiye'de aktif siyasetin içerisinde olan herkesin bunda sorumluluğu vardır. Herkesin. Ben şöyle bir sorumluluğu üstleniyorum burada. Ya oradaki hassasiyeti gündemleştirmek için daha fazla hükümetin yakasına yapışmam gerekirdi derim. Daha fazla, daha aktif siyaset yapmam gerekirdi. Demek ki yaptıklarım yeterli olmadı ki öyle bir olaya hepimiz birlikte tanıklık etmek durumunda kaldık. Bunda hepimizin sorumluluğu vardır. 50 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Asker, polis, sivil vatandaş birlikte fark etmiyor. Birileri olmadık yerde ortaya çıktı vesaire, provokasyonlar yaptı vesaire. Ama ne yaşandı orada mutlaka tarih bunu yazar. Bunu evet. Sadece biz değil. Yani bu coğrafya ile ilgili olan herkes bir şekilde bunu evet. Görüyor ve bir şekilde bunu yazacak. Son dakikalarımıza giriyoruz. HDP seçimlere parti olarak girme kararını devam ettiriyor mu? Bu sorunun bu şekilde artık bize sorulmayacağını umut ediyoruz. Biz Türkiye'de baraj, Türkiye'de bir baraj sorunu var. Biz Türkiye'de evet Türkiye'de baraj sorunu var. Baraj altında kalırsa Türkiye'de, HDP Türkiye'de önemli bir parti
baraj sorunu bizim sorunumuz değil, iktidarların sorunudur. Peki. Sürekli iktidarların sorunu olarak kalmıştır. İktidarlar kendi iktidarlarını korumak için sürekli baraj barikatına sığınmışlardır. Biz bunu kendimiz açısından bir sorun olarak artık adetlerin tarafı değiliz ama gelirsek bu barajı ortadan kaldıracağız. O kesin şey. Biz HDP olarak barajı aşmaya kilitlenmiş bir parti değiliz. Biz HDP olarak, bakın, bu noktanın altını çizmek istiyorum. Biz HDP olarak Türkiye'nin alternatif iktidarını yaratmaya kilitlenmiş bir partiyiz. Dolayısıyla %10 barajını aşmış olmak bizi tatmin etmez. Parlamentoda parlamenter olarak bulunmak bizi tatmin etmez. Biz Türkiye'de HDP'yi kurarken şunu söyledik. Biz Türkiye'nin önüne yeni hedefler koyuyoruz. Türkiye'yi milliyetçi muhafazakar eksen ile ulusalcı milliyetçi eksen arasında sıkışan potadan kurtaracağız. Türkiye'nin üçüncü alternatifiyiz ve Türkiye'nin bütün ezilenlerini, bütün yok sayılanlarını, bütün inkar edilenlerini birleştireceğiz ve Türkiye'nin alternatif iktidar gücünü yaratacağız diyoruz. Ama HDP için... Türkiye'nin iktidar gücüdür. HDP Türkiye'nin iktidarına adaydır. HDP eş başkanları Türkiye'nin başbakanlığına adaydır. O halde barajı... O yüzden bize baraj artık sorun olmalıdır. Onu şey söyleyeceğiz. Yani derdimiz salt bir temsiliyet yaratmak değildir. Kürt siyasetinin temsiliyeti HDP'nin parlamenter grubuyla sınırlı değildir. Kolaylaştırıcı bir rolümüz vardır. Kolaylaştırıcı olmaya çalışıyoruz sorunların çözümü, Kürt sorunun çözümü açısından ama siyasal görüş olarak Türkiye'nin önüne hedefler koyarak, Türkiye'de yaşayan halkların önüne hedefler koyarak görüşüyoruz. Örneğin İstanbul'da şey söyleyeyim. Örneğin İstanbul'da yaşayan bir vatandaşın gayri safi milli hasıladan aldığı pay Hakkari'de yaşayan bir vatandaşın aldığı payın tam 9 katıdır. Evet. Kamusal hizmetlerdir. Evet. Biz bu eşitsizliği ortadan kaldırmaya adayız. Aday bir partiyiz. Bölgeler arası gelir paylaşımındaki adaletsizliği ortadan kaldıracak. Türkiye'nin çarçur edilen kaynaklarına sahip çıkacak bir siyasi parti olarak ortaya çıktık ve bunu savunuyoruz. Bunu tesis etmeye geldik. Türkiye'nin mevcut idari ve siyasi yapısı Türkiye'yi kucaklayacak bir yapıda değildir. Evet. Türkiye'nin mevcut idari ve siyasi yapısı Türkiye'ye dar geliyor. Türkiye yeni bir idari ve siyasi yapı vaat ederek biz iktidara alternatif bir siyasi görüş olarak geliyoruz. Bizim bu alandaki yükselişimiz kimseye sürpriz gelmesin. Peki. Başarılar ama son bir soru yalnız hemen 10-15 saniyede çünkü dakikamız bitti. Bu Cizre'yi konuşurken Cizre'de hani sizde başka güçler, başka şeyler var demiştiniz. Bunun arkasında mesela son dönemde konuştuğumuz İçişleri Bakanı da buna işaret etmişti. Orada hani adı paralel yapı konulan yapının parmağı olduğunu düşünüyor musunuz ya da bu konuda yorumunuz nedir? İçişleri Bakanı kendisine söyledim. 15 saniye sığar mı bilmiyorum ama İçişleri Bakanı kendisine söyledim. Sayın Efkan Alay'a. Ne dediniz? Dedim ki siz İstanbul'da masa başında görev yapan polisi aldınız Van'a Hakkari'ye Şırnak'a gönderdiniz. Neyle görevlendirdiniz? Toma'yı sürüyor. Panzer'i sürüyor, akrebe sürüyor. Bu insandan iyi şeyler yapmasını beklemeyin dedim. Nihayetinde kendileri takip etti. Hakkari'de yolun kenarına patlayıcı madde koyan polisleri kendi kameralarıyla kendileri tespit etti. Evet. O tespiti yapan ayrıca mekanizmayı ben kutluyorum. Yıllarca biz söyledik, aylardır biz uyarıyoruz bu konuda ama İçişleri Bakanı bizim söylediklerimize çok sahici bulamadığı için böyle bir yöntemle o tespiti yapma yoluna gitti. O tespitin kendisi de bizim bu noktada haklı olduğumuzu gösteriyor bir şekilde. Bakın bugün işte programı bitiriyoruz ama ben burada programa geldiğim saatte duyuyorum ki Hakkari Şemdinli Derecik'te bir vatandaş yine asker kurşunuyla yaşamını yitirdi.
Bunları nasıl tarif edeceğiz? Yani birilerinin çıkıp bunun evet. izahatını yapması gerekiyor. Evet. Köylü vatandaşa silah sıkan askeri devlet ne diye değerlendirecek merak ediyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet. Sağ olun. Eyvallah. Evet, bir programın sonuna geldik. Program konuğum HDP Hakkari Milletvekili Adil Sozani'ydi. Yarın akşam görüşünceye kadar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.